Abdülkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'na Demirtaş soruları. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın andımızla ilgili kararına Cumhur İttifakı ortağı MHP üzerinden tepki verdi. Cumhur İttifakı'nda andımız üzerinden bir çatlak meydana getirmek istedi. Bahçeli'ye muhatap alacaksan Erdoğan'ı muhatap alacaksın. Andımızın okunmasını istiyorsan bizim gibi yapacağın basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon, bu ant okunmadan kusura bakma bir daha bir araya gelemeyiz. Ben ülkemi, bayrağımı seviyorum. Andımızın okunmasını istiyorum dersin. Yapar mı göreceğiz diye çağrı yaptı. Ancak Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun tuzağına düşmedi. Andımız kararına sert tepki gösterdi. Öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır dedi. Ama bunu Cumhur İttifakı içinde bir krize dönüştürmedi. Siyaset bumerang gibi iddianız dönüp sizi vuruyor. Demirtaş'ın andımız başvurusu. MHP'liler de Demirtaş üzerinden Kılıçdaroğlu'nu vurmaya başladılar. Biri andımızla, diğeri ise Atatürk'le ilgili. Kılıçdaroğlu çıktığı her yayında Demirtaş'ın serbest bırakılmasını gündeme getiriyor. Andımız konusunda yeri göğü inleten CHP liderinin önünde ise bir sorun duruyor. MHP'liler Selahattin Demirtaş'ın 2011 yılında kızı Delal'in andımızdan muaf tutulması için Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğunu hatırlatıyorlar. Demirtaş başvuru dilekçesinde kızımın ana dilde eğitim hakkı tanınmazken her gün andımız adı altında ırkçı söylemler içeren bir metnin okutulmasını kabul etmiyor, çocuklara yönelik bu şekilde bir uygulamayı insan hakkı ihlali olarak görüyorum demişti. Atatürk'e hakaret şeref madalyası mı? Kılıçdaroğlu, Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame ise bu tür iddiaları Selahattin Demirtaş alacak, göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır diye değerlendirmişti. Demirtaş ise savunmasında andımıza göndermede bulunarak, Kürdüm, ana vatanım Kürdistan'dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum dedi. Demirtaş'ın Atatürk'ün bir Türk dünyaya bedeldir sözüyle dalga geçip öyle bir Kürt Jüpiter'e bedeldir filan da demiyorum demesi ise CHP'de rahatsızlık meydana getirdi. Bu kez de MHP'liler Kılıçdaroğlu'na Demirtaş Atatürk'e hakareti de göğsünde şeref madalyası olarak taşıyor mu diye soruyorlar. Bahçeli'nin HDP çıkışı. HDP hakkında açılan kapatma davasından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ne söyleyeceği daha çok önem kazanmıştı. Çünkü Bahçeli bir süredir HDP'nin kapatılması için çağrı yapıyordu. Bir daha açılmamak üzere vurgusu. Bahçeli, HDP'nin kapatılması konusunda HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibariyle Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir dedi. Bahçeli'nin HDP'nin herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmasına ilişkin sözleri üzerinde en çok durulan nokta oldu. Anayasanın 69. maddesinde temelli kapatılan bir parti bir başka ad altında kurulamaz deniliyor. Ama AK Parti ve MHP, siyasi partiler yasası ve seçim yasası üzerinde bir çalışma yürüttükleri için Bahçeli'nin sözleri yeni bir düzenleme mi getirilecek sorusuna yol açtı. HDP'lilerin fezlekeleri. Kobani olayları nedeniyle HDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dönük fezlekeler meclise gelince İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti o fezlekelerin önünü arkasını iyice okur. Çünkü İyi Parti o fezlekelerin önünde biri varsa ardında da sizin olduğunuzu çok iyi bilir demişti. Bahçeli fezlekeler üzerinden Akşener'e hedef aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen fezlekelerin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin? Önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere önünde millet, arkasında da devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz dedi. Andımızı krize dönüştürmedi. Bahçeli'nin andımız üzerinden iktidara ultimatom vermesini bekleyenlerin hevesi kursaklarında kaldı. Bahçeli, Türk'üm deriz,
çalışkanım diye sesleniriz. Adımızdan, aklımızdan, anılarımızdan ve andımızdan şu bu işleri diye asla vazgeçmeyiz diye konuştu. Bahçeli andımız konusunu bir siyasi krize dönüştürmedi ama andımız konuşmasının ruhuna sinmişti. Erken seçim. Bahçeli'nin konuşmasının satır aralarını iyi okumak lazım demeyeceğim. Çünkü MHP lideri mesajlarını çok net bir şekilde veriyor. 3 Kasım 2002 ve 24 Haziran 2018 seçimlerinde olduğu gibi Türkiye'yi erken seçime götüren lider olduğu için Bahçeli'nin erken seçim konusundaki sözleri önemliydi. Çünkü CHP ve İYİ Parti cephesinde hesaplar erken seçim üzerine yapılıyor. Bahçeli erken seçimliğe tutturanlar, erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak dedi. Muhterem Erdoğan vurgusu. Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye ilişkin kullandığı dil dikkat çekiciydi. Erdoğan için muhterem isim, AK Parti için AK Partili kardeşlerimiz diye seslendi. HDP ne yapacak? HDP hakkında kapatma davası açılması sürpriz değildi. Hatta davul zurna ile geldi. O nedenle HDP yöneticileri bir şokla karşılaşmadılar. Ama zor durumda oldukları kesin. HDP, MYK dün izlenecek yol haritasını belirlemek üzere toplandı. Önlerinde HDP'nin kendini fes edip mecliste bir milletvekilliğiyle temsil edilen Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçmek ya da kapatma davasına karşı Anayasa Mahkemesi'nde hukuki yoldan mücadele etmek gibi iki seçenek duruyor. HDP kaynaklarından edindiğim izlenim kapatma davasına karşı mücadele edecekleri yönünde. HDP'yi fes edip DBP'ye geçme seçeneği üzerinde durulmuyor. HDP kapatma davaları ile büyüyen bir siyasi gelenekten geliyor. O nedenle kapatma davasını yeni bir mücadele zemini olarak kullanmayı düşünüyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne dikkat! HDP hakkında kapatma davası açıldı diye otomatik olarak kapatılacağı anlamına gelmiyor. HDP geleneğinden şimdiye kadar 7 parti kapatıldığı için kapatma davasının açıldığı andan itibaren HDP'ye kapatılmış muamelesi yapılıyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlaliyle ilgili verdiği kararlar dikkate alındığında aç kapa Artema reklamındaki gibi olmayabilir. HDP kararı siyaseti yeniden şekillendirecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine uzanan sonuçları olacak. O nedenle Anayasa Mahkemesi'ne dikkat diyorum. HDP'nin kapatılması güçlü bir olasılık olmasına rağmen sürpriz bir karar da çıkabilir.